Cemile Bölüm 14 Fabrikanın İstanbul ve İzmir'den işçi getireceği haberi mahallede bomba gibi patladı. Olur muydu? Olabilir miydi? Olsa bile öyle büyük şehirlerin kibar işçileri bu kadarcık ücretle çalışabilir miydi? İşlerinden atılanlarınsa ağızlarını bıçak açmıyor, yüzlerinden düşen bin parça oluyordu. Başta camgöz saadın dayısı dokuma ustası olmak üzere iplikhane ustası, usta yardımcıları, düzenciler, kısaca İtalyan mühendisi, karşı koydukları için işlerinden atılanların tümünün ayakları suya değmiş. Tekrardan işe alınmak gibi hafif de olsa bir ümit besleyenlerin son ümitleri de kırılmıştı. Ustalarla usta yardımcılarını Kadir Ağa zaman zaman 3-5 kollamıştı ama bununla iş bitmemişti. Hepsi evli, çoluk çocuk sahibiydiler. Ağanın sadakaya benzeyen kollamasıyla geçinememişlerdi. Bundan sonra ise üç beşe de hasret kalacaklar. Kara korkunç bir sefaret başlayacaktı. Bir gün dokuma ustasının Nazilli mi, Kayseri mi, bir yerdeki fabrikalardan birine ustalık bulup savuştuğu işitildi. Avurtları çökük, gözleri yuvalarına gömülmüş aç insanlara kuvvetli bir yumruk oldu bu. Ya dendi. Demek öyle böyleydi. Maalesef böyleydi. Demek atıldık. Hem de it enikleri gibi. Kırış kırış yüzler canlanmış, yuvalarına gömülü gözler ateş saçmaya başlamıştı. Kalın kemikli iri yara bir işçi yanardağ gibi gürledi. Aldatıldık arkadaşlar. İçten ta içten kopup gelen inancın feryadı cevapladı. Aldatıldık. Bunu keselerine koyacak mıyız? Kimin? Bizi aldatanların. Hınçlı sesler gittikçe artan bir kinle sağdan soldan cevaplamaya başladı. Koymayacağız. Koymayalım. Nasıl koruz? Öldük be. Öldük ya öldük. Bir kenardan soğuk soğukkanlı bir ses sordu. Ne yapmak niyetindesiniz? İzzet ustaydı. Bütün gözler ona döndü. O sapsarı yüzüyle dimdikti. Sorusuna cevap alamayınca tekrarladı. Ha? Ne yapmak niyetindesiniz? Kalın kemikli sert işçi cevapladı. Ekmeğimizi elimizden alıp bizi süründürenlerin evlerini başlarına yıkacağız. Kim bunlar? Dokuma ustası, yardımcısı, iplik ustası, düzenciler. Kupkuru bir ses. Cam göz dedi. Cam gözü unutmayalım. Cam göz sözü son damla oldu. Dayısı basıp gittiyse o vardı. Hem de sefaletleriyle alay edercesine işini yoluna koymuş. Kahve açmıştı ki ses tekrar konuştu. Bizi kahvesine sokmuyor. Çay içmeyeni kahveden it kovar gibi kovuyor. Ne suçumuz vardı? Çalışıp gidiyorduk. Bizi kışkırttı. Şimdi de bir başkası. Kahveyi nasıl açtı? Parayı kimden buldu? Dayısı vermiştir. Dayısı ha? Kalın kemikli işçi oturmakta olduğu tahta sandıktan ayağa fırladı. Uzun lafın kısası. Kahvesini başına yıkalım. Var mısınız? Gök gürültüsünü andıran korkunç bir ses kalabalığı izlet ustayı filan silip geçti. Günlerden beri işsiz, sinirleri gergin, gözleri yuvalarını çökmüş, aç insanlar tutulamayan bir öfke kasırgası halinde kalın kemikli işçinin peşine düştüler. Cadde çabucak geçildi. Gittikçe büyüyen bir insan seri yan yatmış, bağdaş kurmuş, diz çökmüş ahşap evlerin aralarındaki eğri sokakları zorlayarak akıyor akıyordu. Ortalığa bir homurtu hakimdi. Çok değil. Bir hafta sonra yabancı işler gelecek. Fabrikanın işçi eksiğini fazlasıyla tamamlayacaktı. Ondan sonra ne olacaktı? İzzet Usta gerilerde kalmıştı. Evet ama Cangüz'ün kahvesini parçalamakla ellerine ne geçecek diye soruyordu. Çare bu mu? Kurtuluş bu mu? Aklı başında ihtiyar bir işçi. Haklısın dedi. Çare bu değil. Kurtuluş bu olamaz ama. Kalabalık silindir gibi geçip kaybolmuştu. Camgöz Sadık'ın kahvesi önünde insan seni bir an durakladı. Ne yapacaklarını gayet iyi bilmekle beraber o an şaşırmışlardı. Hiç kimse ilk önce davranmak istemiyordu. Camgöz Sadık cam bilyalarını hatırlatan duru yeşil gözleriyle kapıya fırladı. Bir şeyler sezer gibi olmuştu. Renkten renge giriyor, kalabalığın baskısı altında eziliyordu. Buyurun dedi. Ne var? Ne istiyorsunuz? dili dolaşıyordu. Kalın kemikli sert bakışçı, işçi kalabalıktan ayrılıp karşısına dikildi. Fabrika işçi getirtiyormuş, doğru mu? dedi. göz Sadık mahvolmuşçasına bakıyor konuşamıyordu. Doğru mu lan? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Bilmiyorum. Dayın nerede? Bildiği halde bilmiyorum dedi. Bilmiyorsun ha? Bizi kışkırtıp işimizden etmeyi bildin. Bildiniz ama Cam göz sadık dehşet içindeydi. Sağa baktı, sola baktı. Sonra ani bir kararlı geri sıçrayıp kahveye daldı. Arka pencereden deli gibi atladı. Su dolu hendeklere bata çıka kaçmaya başladı. Kalabalık marş marş emrini almış kahveyi korkunç bir silindir gibi dalmıştı. Cam çerçeve, masa sandalye, fincan tabak semaver ne bulduysa ezdi, ezdi, ezdi. Her şey bir anda olup bitmiş semt karakolundan polis ekipleri gelinceye kadar çekilinmiş hatta rahatlanmıştı. Yalın ayaklı çocuklar ani darbeden pek de haberi olmayan şiş karınlı kadınlar, buruş buruş ihtiyarlar hayretten büyümüş gözleriyle şaşkın bakışıyorlardı. Bu sırada Kerusa denen çift atlı fayton köşeden çıktı. Ağır ağır geldi. Kalabalığa takılıp durdu. Önce Necati atladı yere. Sonra Cemile hiçbir şeyden haberleri yoktu. Yanlarına sokulan İzzet Usta'dan ne olduğunu sordular. İzzet Usta bir çırpıda her şeyi anlattı. Cemile öyle heyecanlanmıştı ki yazık dedi yazık olmuş. Sonra hep beraber arabaya bindiler. Araba işçi mahallesinin çamurlu, tenha sokaklarından geçti, ana caddeye çıktı. İzzet Usta Necati'ye sordu. Babaannen nihayet razı oldu demek. Oldu. Cemile'ye döndü. Baban, baban ne alemde ya? Cemile'nin gözlerinden yuvarlanan damlalar birbirini kovalıyordu. Ha? Bilmiyorum. İhtiyar Malik oda kapısını arkadan sürgülemiş, pencere önünde sessiz sessiz ağlıyor. Mahallenin sırtını döndüğü kocaman göl ise ikindi güneşinin ölgün sarısı altında kocaman bir denizi hatırlatarak hafif hafif dalgalanıyordu. Son Yaşam mücadelesiyle çok genç yaşında tanışan Orhan Kemal, yüreğinde iz bırakan her şeyi edebiyata aktardı. Yaşadıkları, tanık olup gözlemledikleri kaleminin ucunda bir öyküye, bir romana, bir oyuna veya şiire dönüştü. Son derece yalın bir dille ama usta bir ressamın fırçasıyla çizer gibi anlattı hayatı. Ancak acıları, çaresizlikleri, yoksulluğu anlatırken bile satırlarının arasında hep yaşama sevinci, hep umut vardı. Cemile de Orhan Kemal'in hayatından satırlara taşıyan bir roman. Arka planında 1934 Adanası'ndaki yoksul bir işçi mahallesinin ve işçilerin ekmek parası için verdiği mücadelenin anlatıldığı. Güzel Boşnak Kızı işçi Cemile ile 24 lira 95 kuruş aylığa mahkum katip Necati'nin aşk öyküsü. Orhan Kemal kahramanlarını ve yaşadıkları çevreyi o kendini özgü gerçekçiliğiyle resmederken yaşanan onca yoksulluğun yanında düşmanlıklara, ilkesizliğe, toplumun duyarsızlığına karşı insanları ayakta tutan dayanışma ve dostluk bağlarının gücünü vurguluyor.